Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla Mühim Şeyler'le karşınızdayız. Bugün Mühim Şeyler'de biraz siyaset konuşacağız. Muhalefet ne yapmalı? Son günlerde bu videoların yayınlanmasından, Sedat Peker'in videolarının yayınlanmasından sonra muhalefet ne yapıyor, ne yapmalı, nasıl davranmalı, hakikaten mücadele ediyor mu, bunu bir fırsat olarak değerlendiriyor mu şeklinde bir takım değerlendirmeler var. Biz de kendi bakış açımızla muhalefetin ne durumda olduğunu, nasıl bir muhalefetin yapılması gerektiğini biraz değerlendirelim istiyoruz. İktidarın bu zor duruma girdiği şartlar içerisinde diye bir program yapalım. Evet, son günlerde herhalde pek çok kişi muhalefet üzerine tartışıyor. Kimileri diyor ki muhalefet hiçbir şey yapmıyor, duruyor. Kimileri diyor ki bir suç örgütü liderinin söylediklerinin arkasına mı sıralanacaksınız, onları mı tartışacaksınız, bu size yakışır mı diyor. İşte bir kısmı siz hala niye HDP ile yan yana duruyorsunuz, ondan uzak kalın. Bir kısmı biz niye HDP ile uzak duruyoruz, yan yana gelelim diyor. Mevcut veriler üzerinde dolaşan, var olan şartları kabul eden, bunların hiçbir şekilde değişmeyeceğini öngören bir yaklaşımla muhalefetin nasıl davranması gerektiğini, bu maçı nasıl kazanması gerektiği üzerine yorumlarda bulunuyor. Ama galiba Sedat Peker'in bu videolarıyla biraz şartlar değişmiş olacak. Pek çok insan bunun çok farkında olmasa bile pek çok şeyin yeni baştan şekilleneceği ya da en azından yeniden değerlendirilmesi gerektiği bir ortama girdik gibime geliyor benim kendi kanaatime göre. Biz de buradan başlayalım işte. Muhalefet ne yapmalı, nasıl davranmalı sorusunu nasıl ele alalım? Nasıl yaklaşalım öncelikle? Şimdi benim gördüğüm kadarıyla, yani dün yazdım da zaten, böyle muhalefet hiçbir şey yapmamalı eğilimi çok baskın. Bizim videoların altında da daha önce karşılaşmadığımız kadar çok bu tür yorumlarla karşılaşıyoruz. Sosyal medyada da çok yoğun olarak bu tür yorumlar var. Yani bunlar zaten gidiyorlar. Aman elleşmeyin, gitsinler, muhalefet bu işe karışmasın diyen ciddi bir irade varmış gibi görünüyor. Sosyal bir irade varmış gibi görünüyor. Buna paralel olarak bununla aynı zeminde yeşerdiğini zannettiğim ama sonuçta nüans tabii farklılık hissettiren bir de şey tutum var. Yani muhalefet ne yapabilir ki? Elinde ne tür imkanlar var? Tabii bir de hani bizim gibi böyle azınlıkta kalmış muhalefetin suskunluğundan, tepkisizliğinden, reaksiyonsuzluğundan şikayet eden birileri var. Ama bunlar sosyal medyada en azından çok fazla gürültü çıkarmıyorlar. Sınırlı sayıda insan bu konuda bir laf söylediği zaman anında bir hareketlenme oluyor. Aman ha muhalefet bir şey yapmasın veya ama yani ne yapabilir ki muhalefet filan diye bir şey çıkıyor. Bunu tartışmaya değil mi? Bir de şu var, siz niye muhalefet muhalefet deyip duruyorsunuz, iktidarı eleştirmek varken hep muhalefeti eleştiriyorsunuz diye de bir yaklaşım var. Evet, bir de muhalefet kanadından da öyle bir şey. Doğrudan muhalefete angaje aktörler tarafından bir de öyle bir şey var. Ama yani senin sunarken ortaya koyduğun şekliyle zaten bu Peker videoları yüzünden allak bullak olmuş, alt üst olmuş bir sosyoloji var ortada. Yani alt üst olduğu çok aşikar görünüyor. Daha doğrusu muhtemelen böyle bir sosyolojinin var olduğunu bize göstermiş oldu bu videolar. Zaten sosyoloji temelde varsayılanlara uygun değildi. Evet. Yani temelde sosyoloji hakkındaki varsayımlar benim iddiama göre zaten yanlıştı. Ve fakat o zaten yanlıştı olan varsayımın dayandığı sosyoloji de bu süreçte alt üst oldu. Yani alt üst olduğunu görüyor olmamızın en temel göstergesi adamın videoları dünya çapında YouTube'da izlenme sayıları itibariyle yani dünyanın dört bir yanında muhtelif aktörler, muhtelif kanaat önderleri, muhtelif influencerlar yayınlar yapıyorlar ve hemen hemen hiç kimse Sedat Peker'in izlenme sayılarına erişmiyor. Türkçe gibi bir dille yapılmış olan ve doğrudan Türkiye'ye yönelik yapılmış olan yayınların izlenme sayıları olağanüstü yani. Yani lokal yani şimdi, bir yayın diyebileceğimiz bir video küresel ölçekte herkesin üzerinde seyredilmiş durumda. Evet, yani şimdi ben diyelim ki işte güzellik hakkında bir takım
öneriler sunan İngilizce bir yayın yapıyor olsam, o bütün dünyadaki bütün kadınlara hitap eden bir şey. Onun bile 10 milyon izlenmesi çok nadir rastlanan bir şey. Evet. Ve burada ya da bir müzik grubunun bir şarkısı, dünyanın dört bir yanında çok sayıda insana hitap eden bir şarkısının videosu bile 10 milyon izlemeye ulaşması çok zor iken, sadece Türkiye'ye işte sonuçta 80 milyona, bunun da işte çocukları falan dışarıda bırakırsan 60 milyona hitap eden videolar 10 milyon izlenmeye ulaşıyor her birisi teker teker. 100 yani milyonu geçti tamamen. 9 video 100 milyonu geçti. Ha şimdi birisini izleyen hepsini izliyor diye düşünecek olursak sonuçta bu 60 milyonun 10 milyonu doğrudan bunların muhatabı olmuş. Buna işte muhtelif şekillerde parçalarını izlemişler, üzerindeki yorumları okumuşlar veya izlemişler filanları katacak olursa çok daha ciddi bir oran bu videoları izlemiş. Yani sonuçta bir 60 milyon kişiden söz ediyoruz, seçmen olan. Bu seçmenin zaten 60 milyonu sandığa gitmiyor hiçbir şartta. Bugün önümüzde sandık görünmediği için siyasete ve işte gündeme çok da alaka duymuyor olanları falan da çıkartacak olursa her dört kişiden birisi doğrudan, yani bugün sandık konsa sandığa gidecek olan her dört kişiden birisi bunları izliyor. Ve bu olağanüstü bir izlenme sayısı yani. Olağanüstü bir alakanın işareti. Bu toplumun ağırlıklı bir kesiminin bu videoları niye izliyor olabileceğini, yani videoların bir de böyle hani çok meçhul bir muhtevası falan da yok. Niye bekleniyorlar? Bir pislik daha ortaya dökülecek diye bekleniyor ve bir pislik daha ortaya dökülecek diye izleniyor yani. Bir de yani çok dar bir alan, bir siyaset gibi bir konu, toplumun büyük çoğunluğunun çok fazla ilgilenmediği, bıktığı bir alan. Bir de işte bir takım kriminoloji olaylar, o onun malına çökmüş, o ona destek olmuş filan, o oraya karışmış gibi işler yani. Aslında toplumun çok fazla da itibar etmediği, etmemesi beklendiği bir alan. Dar bir alanın, ilgi alanının bu kadar yüksek olması gerçekten bir şeylerin farklı olduğunu gösteriyor bize. Ya bize öncelikle şunu gösteriyor. Toplum aslında politik olaylara, politik aktörleri ilgilendiriyor olan olaylara o kadar kayıtsız değilmiş. Şimdi deniyor ki ya zaten CHP'li bilmem kim şu tarihte bunu şöyle basın toplantısında açıklamıştı. Sedat Peker'in söylediği. Falanca da filanca programda zaten şu konuyu da şöyle konuşmuştu. O zaman bu toplum buna ilgi göstermemişti. Bak yani sonuçta demek ki toplumun ilgisizliğinden değilmiş yani. Senin onun sunuşundaki karşılaştığın hal toplumun ilgisizliğinden kaynaklanmıyormuş. Başka sebepleri varmış. Şimdi normalde çıkartman gereken ders buyken burada ya işte bunu bir mafya babası anlatınca dinliyor millet. Biz de söylediğimizde dinlemedi filan. Şimdi bu yani sahiden tuhaf bir kavramlaştırma. Buna yaslanarak hani dün yazımda da söyledim. Tekrar aynı şeyi söyleyeyim yani. Ya vatandaş ne yapsa suçlayacak bir kesim var. Bunun en tipik misali daha önce verdim, burada tekrarlayayım. Önemli çünkü. Hangi seçimde hatırlamıyorum. O işte 11-12 civarında. Bu işte AKP'ye oy verenler zaten işte makarnaya, kömüre oy veriyorlar. Bunlar işte 3 kuruş için memleketi satanlarla galuga gevezelik yapanlar. Giresun'da fındık taban fiyatını kırdığı zaman, fındık ithalatını serbest bıraktığı zaman Erdoğan, hah işte tamam şimdi göreceksin bak bu vatandaş seni ne biçim cezalandıracak. Yani geyikleri yaptılar seçimden önce. Tamam şimdi vatandaş öyle 3 kuruş menfaati için, fındık fiyatı için falan memleketi satan bir vatandaşıydı. Ha şimdi tamam bu iktidara ceza verecek oldu. Ve sonuç öyle çıkmadı. Çıkmadı ve adam şunu demedi yani. Ya lan ben bu Giresunluları, bu vatandaşı vesaireyi falan yanlış değerlendiriyormuşum demedi. Dedi ki ulan siz de adi adamlarsınız. Fındığa şu kadar zarar verdi, yine bu adama oy verdiniz. Ya ben neyi yanlış yapıyorum, neyi yanlış algılıyorum demiyor yani. Öyle bir güruh var. Ve bunlar şimdi böyle aynı güruh. Ya kardeşim bak bu iktidar zaten gidiyor kendi kendine. Aman ha şey buna müdahale etmesin. Zaten bu vatandaş işte falan diye başlıyor yine. Tamam mı? Bu vatandaş işte biz bunları anlattığımız zaman dinlemiyor. Ama Sedat Peker anlattığı zaman dinliyor falan gibi böyle. Yani ezberi şu. Bu vatandaş aşağılık bir şey. Yani bu millet aşağılık bir şey. Kendisi değil.
Ama bu millet aşağılık bir şey, ortaya çıkan şey ne olursa vatandaşın aşağılık bir şey olduğuna delil olarak bunu kullanıyor. Ve zerre kadar da şeyi yok, tefekkür yok yani. Ezberleri var. Tutmuyor. Ezberler yalan, yanlış yani. Bu vatandaş kömüre bilmem. Bu vatandaşın şu kadar, bizim videoların altında birisi yazmış. Şu kadarının sosyal yardım aldığı, bu kadarının bilmem ne yaptığını bilmeden konuşmuşlar. Lan ben onları senden daha iyi biliyorum. Zevzek ama onların siyasi tercihlerdeki rolü hakkındaki varsayımların yanlış. Yanlış yani. Sen bunu defalarca görmüşüz. Sayısız misalde görmüşüz. İnsan kompleks bir şey. Karar verme süreci kompleks bir süreç. Senin mektepte edindiğin kadar basit böyle F eşittir MA ile açıklanacak bir şey değil. Ama sen yanlış biliyorsun. Eksik bilgiye sahipsin. Malumat zaten yok. Hani rahmetli Uğur Mumcu'nun meşhur ettiği şeyle. Malumat sahibi olmadan zaten fikir sahibi olmuşsa fikir de fikir değil yani. Böyle absürt bir kesim var. Ve bu kesim şimdi ağırlıklı olarak diyor ki, benim özetlemeye çalıştığım, kardeşim muhalefetin elinde yapacak bir şey yok. Ya varmış bak orada bir tane adam bir tripod ve bir kamerayla, bir de hadi şu da var. Adam konuşuyor biz de bu kadar sinirleniyoruz hiçbir şey olmuyor. Daha ne olsun yani? Daha ne olsun işte Mehmet Ağar istifa etmek zorunda kalıyor. Efendime söyleyeyim Süleyman Soylu çıkıp kendisini savunmak zorunda kaldığı zaman bilmem orada bir yön hamleye imkan sağlıyor vesaire. Yani Türkiye'de o aylardır olmadığı kadar şey oluyor. Olağanüstü yani. Değişim var. Olağanüstü. Hiç farkında değiller. Büyük değişimler. Adını aldığı, söylediği herkes sahneden çekildi. İşte gazeteciler sahneden çekildi. Veysi Seviye en son çekilmek zorunda kaldı. Şimdi Süleyman Soylu bakanlığını sürdürüyor ama Süleyman Soylu o eski Süleyman Soylu değil. Binali Yıldırım nerede? Yok. Damat nerede? Zaten yoktu, zaten yok. Hayır, şimdi şöyle bir durum var. Yani bunlar Gezi'yi seyrederken de bir sonuç çıkmadı ki. Ya kardeşim senin kafanda sonuç diye olan şey bir tek, efendime söyleyeyim işte iktidarın düşmesi ise o sonuç çıkmadı. Ama sayısız sonuç çıkıyor. Yani sen şimdi Covid olmamak için aşı oluyorsun. Diyorsun ya bir sonuç çıkmadı. Bunun gibi bir şey yani. Yani ne sonuç çıkmasını bekliyordun? Ben zaten Covid değildim, şimdi de değilim. Bir sonuç çıkmadı yani. Gibi bir kafa böyle tuhaf. Ya tekrar aynı noktaya dönmek zorunda bilmiyorum. Bu mekteplerde üretilen zihin bu yani. Ve bunun temel sorunu şu. Bu zihin üretilebilir, yeniden üretiliyor falan da. Ya kardeşim bir bakın ve öğrenin ya. Ya şu mekteplerden aldığınız neyse, yani bunu böyle Allah emriymiş gibi ezberleyip bir iman nesnesi haline getirmeyin yani. Neyse bu şimdi bu müminler bize diyorlar ki bu işte zaten bir şey değişmedilerin ötesinde bu muhalefet ne yapabilir ki? Elinde bir enstrüman yok. Ya şimdi muhalefet elinde niye enstrüman yok? Ya elinde bir enstrüman olmadığı konusunda mutabıkız. Niye yok? Ya adam o malum salı ayinlerinden bir tanesine çıkıp dedi ki o Fransa'daki sarı gömleklilere falan özenip sokağa çıkmaya kalkmayın, mıhlarız dedi. Tamam ya. Ya biriniz çıkıp da sen ne diyorsun lan? Sokağa çıkmak protesto. Toplumun anayasal hakkıdır. Gerektiğinde çıkar. Sana ne oluyor? Sen bunu nasıl söylersin filan demedi. Bir tanesi demedi bak. Şimdi bana diyorlar ki niye sokağa çıkmıyorsun? Adam beni tehdit ettiğinde benim yanımda değildiniz. Adamın hak ettiği orantıyla bir cevap vermediniz. Şimdi benim sokağa çıkmamı niye yaslanarak bekliyorsunuz siz? Yani ya bu nasıl bir zihniyet yani? Bir de oraları var işin. Yani diyor ki birileri de muhalefet bir şey yapamaz, toplum yapsın. Yani ben yapayım. Yani ne yapayım? Sokağa çıkayım. Bunca rezilliği gördüğüm halde evde oturuyormuşum ben. Ne kadar adi bir şeymişim yani. Yani sofrayı ben kurayım. Buyur sen baş köşede otur. ben iddia ediyorum ki eğer orada Bahçeli'ye sen kimsin lan bunu söylüyorsun denseydi CHP'lilerin bir tanesi onunla orantılı bir biçimde bu anayasal suçtur bunun hesabını sorarız falan filan gibi böyle hani bilmem ne hangi mahkemeye götürdük falanca basın açıklamasını yaptık gibi değil yani. Bahçeli'nin ses tonuyla, Bahçeli'nin üslubuyla orada hop kardeşim burası senin babanın çiftliği değil deseydi birisi işler buraya varmayacaktı. İddiam şu, eğer onu orada denmiş olsaydı zaten işler buraya varmayacaktı. Bugün ben sokağa çıkabilecektim. Ama
Yani yazdım da sonuçta hadi onu geçtik. Ya kardeşim, Türkiye'nin görüp gördüğü en barışçı ve sistematik protesto eylemi cumartesi anneleri. Resmen bize tetiş olsun diye, biz korkalım diye bir daha sokağa çıkmayı, yani bir ekstra bir durum yoktu, hatırla. Bilmem kaç yıldır bu iktidarın öncesinden beri yapılıyor olan bir şeydi. Sırf bir gösteri olsun, şiddet gösterisi diye Süleyman'ın polisleri oradaki yaşlı başlı kadınlara olmayacak şeyleri yaptılar. Ya biriniz yoktunuz kardeşim. Ya ne yapıyorsunuz demediniz. Şimdi yine toplanmaya başladılar anladığım kadarıyla. Kimse onların yanında değil. Böyle sayısız olay oldu. Şimdi Boğaziçi öğrencisi çocuklar anladığım kadarıyla hala direniyorlar. Dayak yiyip duruyorlar. Biriniz yanında değilsiniz. Ondan sonra şimdi bana Sedat Peker'in bu şeyleri ortaya döktüğü rezillikler karşısında sus pus oturuyorum diye bir de böyle takazı ediyor orada Beyzade falan böyle oturmuş. Kendisinde böyle acayip bir kıymet vermeden anladığım kadarıyla annesinin çok pohpohladığı, aman ben prensim falan dediği veya babasının aman ben prensesim dediği, kendisini saydam prens ve prenses zanneden, bir yerlerden de yüklüce bir ücret aldığını zannettiğim zevzekler otururlar sosyal medyada böyle, sosyolojiyi bilmiyorlar. Tanıdıkları işte çaycı, o çaycıydı, plazalarındaki çaycı, o çaycıyı da aşağılamak tam başka bir şeyleri yok. Yani kendilerini o çaycıdan yukarıda hissetmekten başka bir hayat beklentileri yok. Abuk sabuk tipler böyle konuşuyorlar. Sonra geliyorlar, muhalefetin elinde ne var ki? Yani muhalefetin elinde bir şey yoksa benim elimde ne olabilir? Benden ne bekliyorsunuz yani? Ya böyle bir akıl tutulması olur mu yani? Şimdi toplum, ki vatandaş, toplum gösterdi ne yapacağını. Bu kadar izlemekle aslında mesajını verdi. Ben hazırım. Ben itiraz ediyorum. Bazı şeylere karşıyım. Bir şeyler değişsin. Talebim budur diyor. Bak, herhangi bir suç örgütünün liderinin söylediği şeylere itibar ediyorum. Ona değer atfediyorum. Hele biriniz çıkın bir şey söyleyin. Mesajını veriyor. Daha ne yapsın toplum? Ya şimdi bunlar mesela aynı güruh. Yıllardır bizim beynimizi neyle yiyorlar? Zaten bu A Haber var, bu A Haber dinleyicisi işte bunların işte tekrarlayıcısı, bu A Haber izleyicisinden ne olur ki? A Haber izleyicisi kaç kişi kardeş? Şimdi A Haber eğer birilerini işte o iktidarın her söylediği yalana inanacak hale getiriyor ise kaç kişiler bunlar? Muhtemelen A Haber toplam izleyicisi 100 bin yoktur yani. Yoktur. İşte burada 10 milyon kişi. O zaman demek ki bu mantıkla A Haber'in şeyine değil, yani daha doğrusu şöyle yapalım denklemi. Yani A Haber'e itibar eden 100 bin kişi ise Sedat Peker'in söylediklerine itibar eden, yani bu iktidarın kirlenmiş, bu ülkenin paramparça olmuş olduğuna itibar eden 10 milyon kişi var işte. Senin söylediğini teyiden söylüyorum. Ama dediğim gibi şimdi orada A Haber izleyicisi, A Haber üzerinden yine ahaliyi suçluyor. Burada Sedat Peker izliyor diye yine ahaliyi. Yani böyle kafası böyle çalışan, buna kafa çalışma denirse yani, bütün derdi gücü bu olan bir güruh var yani. Bu bizim, benim açımdan bizim başlıca problemimiz bu kesin. Çünkü aslında o A Haber falan izlemeyen ama AKP'ye oy verenler sırf bu züppelere haddini bildirmek için oy veriyor yani. Benim iddiam bu. Ama şimdi onlar senin de dediğin gibi bu videoları izleyerek demiş oluyorlar ki, ya bana bir tane, bak burası çok fazla pislendi. Tamam mı? Burayı temizleyecek bir şey söyleyin, ben de peşinizden geleyim diyor yani. Benim hani Sedat Peker, bunu daha önce defalarca konuştuk birlikte, buralarda konuştuk. Ayrıca kendi aramızda da konuştuk. Sonuçta bu yeni bir şey değil. Sedat Peker ortaya çıkmasaydı da toplum bu haldeydi. Yani topluma birisi mantıklı, makul, içe sinecek bir şey söylemiyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bir video çekmiş, yayınlamış. Memur, zibidi memurlardan bir tanesi de çıkmış. Ne diyorsun sen terbiyesiz herif demiş. Ya şimdi ben sadece bu bile bu vatandaşın içine sindiremeyeceğim şey. Yani vatandaşın diyelim ki bir %3'ü, %5'i bu üsluptan ve bunu bu yolla CHP'lilere böyle hitap edilmesinden çok memnun kalıyordur. Böyleleri vardır yani. Ama bu toplumun ağırlıklı kesimi siyasetin dilinin bu seviyeye düşmesini içine sindiremez. Bu lafı Erdoğan ettiği zaman da içine sindiremezdi. Onun memuru Zevzek'in bir tanesi ettiği zaman da içine sindiremez.
terbiyesizsiniz ya. Anneniz size terbiye verse böyle ortamlarda terbiyesiz herif gibi laf kullanamayacağınızı bilmeniz gerekir. Terbiyesizsiniz. Ama şimdi bunlarla orantılı cevapları almıyorlar. Almayınca kamuoyunda şu oluşuyor. Yani şimdi bunlar oluyor ve sesi çıkmıyor adamın. Sedat Peker şunları açıklıyor, bu muhalefet buradan ne yapacağını bulup bir şey yapamıyor. Ve diyor ki bize, ya muhalefet ne yapabilir ki? Sen şimdi şu şartlarda muhalefet olarak bir şey yapamıyorsan, yarın memleket sana verirsek, diyelim ki yağmur yağdı, sel bastı, ne yapacağını bilemezsin. Yani aynı mantıkla bize iktidar ne yapabilir ki? Devlet ne yapabilir ki diyebilirsin yani. Ya şimdi dünyanın herhangi bir yerine herhangi bir muhalefet olsa şu şartlarda, yani Maduro'yu devirir ya. Bu kadar anlaşılması zor bir şey değil ki. Muhalefet bir şey yapması gerekiyor ve yapamıyorsa demek ki güvenilmezdir. Demek ki ona memleket teslim edilmez. Vatandaşın sağduyusu bu vatandaş hakkında ahkam kesenlerinkinden çok daha yüksek. Sağlam yani. Yani diyor ki lan evde yangın çıkmış. Herif orada oturmuş seyrediyor. Yani bizim itfaiye niyetine görevlendirdiğimiz herif orada seyrediyor. Yansın bitsin bakalım. Ondan sonra biz burada yeniden bir şey yaparız. Şimdi ben de vatandaş olarak diyorum ki lan iyi kötü yakmış olanlar bunu nasıl söndüreceklerini bilebilirler. Bir ihtimal yani. Ama bu hıyarlara güvenilmez. Ya ben iddia ediyorum, biliyorsun yani yıllardır iddia ediyorum. Milletin kafası böyle çalışıyor. Normalidir. Yani zaten böyle çalışması gerekir. Doğrusu budur yani. Ya benim memleketim yanacak. Adam orada seyredecek. Daha önce anlatmıştım yani cemaatle AKP papaz olduğumda CHP'lere gülüyordum yani. Lan seyrediyorsunuz, size memleketi verirler mi? Ya AKP'nin ya Fethullah'ın elinde kalır. Kimin kazanacağını bilemeyiz ama sizin kazanmayacağınız görünüyor. Şimdi her oyunu böyle seyredeceksin. Bu seyretmenin arkasında da işte vatandaş şöyle de filan diye ahkam keseceksin. İnsanların karar verme süreçleri nasıl çalışır filan falan gibi konularda, sosyoloji konusunda, siyaset konusunda hiçbir şey bilmeyeceksin. Öyle 3-5 tane ezberle memleketin şifrelerini çözmüşsün gibi ahkam keseceksin. Sonunda muhalefetin bir şey yapması gerekiyor. Benim kanaatime göre. Öyle elinde enstrüman yok, bir mazeret değil. Tabii ki şu değil yani. Muhalefet bir şey yapması gerekiyor deyince böyle bir de şöyle tüyler diken diken oluyor. Yani şimdi Sedat Peker'in arkasına hizalansın. Yani bu en yanlış şey. Tabii. Yani Sedat Peker bir kamera ve bir tripodla bunu yapıyor. Senin bir partin var kardeşim. Bunlar çok daha fazlasını yapabilmen lazım. Şimdi ne yapabilir? Yani ne yapabilir? Ne bileyim ben şimdi 40 tane şey sayarım. Ben şimdi Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşü yapmaya kalkmadan önce adalet yürüyüşü yapması gerekir diye bilmiyordum. Yaptı. Yapmaya başladığı zaman CHP'liler dahil herkes şüphe ediyordu. Ama sonuçta yürüdükçe vatandaş arkasından kalabalıklaşarak yürüdü. Yürüdü mü? Herkesinden insan yürüdü mü? Ya vatandaşa güvenin kardeşim. Vatandaşa güvenin, güvendiğinizi hissetsin. Sizinle beraber sokaklara çıkılacaksa çıkar. Ama önce siz bir çıkın bakalım. Bir göreyim yani. İlk dayağı bir siz yiyin. İlk siz bir gözaltına alın. Sonra ben de çıkayım. Ama şu yapılabilir yani. Sonuçta zamanında 2007'de yapıldı. Mitingler yapılabilir. Aynı anda Türkiye'nin her tarafında aynı anda mitingler yapılabilir. Şimdi gelelim ikinci tarafına. Ama muhalefet böyle şeyler yapmasın. Yapınca ağzına yüzüne bulaştıracak filan deniyor. Haklılar mı bunu söyleyenler? Haklılar. Evet. Muhalefet. Sedat Peker ne kadar haklı türünden bir takım mitingler yaparsa veya yine 10. yıl marşlarıyla mitingler yaparsa evet tablo iktidarın lehine olur. 2007'de olduğu gibi olur. Bir kişi buraya düşerse 3 kişi buraya düşer. Demek ki öğrenin kardeşim yani bak başka bir ihtiyaç var. Başka bir Türkiye bu Türkiye. Ve bu Türkiye'nin ihtiyacına yönelik olarak mitingler düzenleyin. Sizin beğendiğiniz beğenmediğiniz herkesin katılacağı, kendisini bir parçası hissedeceği mitingler. Demek ki öyle bir hikaye yazın yani. Ya bize bir hikaye yazın. Deyin ki ben CHP, HDP, İYİ Parti vesaire, Saadet Partisi falan. Bizim aramızdaki bütün anlaşmazlıklar, uyuşmazlıklar sabit kalmak kaydıyla. Yani seçimden sonra kendi aramızda dövüşmeyi sürdüreceğimizi şimdiden söylemek kaydıyla diyoruz ki Türkiye bu şartlara müstahak değildir.
bundan daha iyi bir Türkiye'yi hak ediyoruz. Ve bundan daha iyi bir Türkiye'yi hak ettiğini düşündüğümüz bu memleketin %95'ini aha burada bunu haykırmak için davet ediyoruz deyin bir yani. Yani AKP'ye oy verenler de sizin hiç haz etmeyeceğiniz tipler de dahil olmak üzere herkesi oyunun paydaşı bir yapmayı deneyin bakalım. Bunu yapmadan... Toplum buna hazır. Toplum buna hazır. Yani kamplaşmaktan, ayrı ayrı durmaktan bıkmış durumda, birlikte iş yapmayı istiyor. Buna önderlik edecek birilerinin peşinden gitmeye de hazır gibi görünüyor. Nitekim bu videoları izlerken bunu gösterdi bir işaret olarak da. Hayır yani sonuçta evet bu videoları izlerken gösteriyor. Zaten bunu hissediyorduk. Yani zaten bunu konuşurken, görüşürken veya sosyal medyadaki satır aralarından vesaireden falan zaten çıkarıyorduk. Şimdi iyice bu tamam bak bu çözülebilir bir problemmiş. Bunlar bizim karşımızda böyle yekpare her şeyleri muhkem, sızdırmaz bir şey. Klik yok. Yani bak aralarından işte Sedat Peker diye biri çıkıp bu kliki bozabiliyormuş. Demek ki bak Mehmet Ağar'la Süleyman Soylu'nun arasında Süleyman Soylu'yla Berat Albayrak. Demek ki yani bu zaten kırılgan bir şeymiş. Hani bize bu muhalefetin yıllardır anlattığı gibi her şeye kadir, her şeye gücü yeten bir kötülük öznesi değilmiş bu. Değil mi yani şimdi Sedat Peker videolarının kamuoyunda yarattığı yankının en temel sebeplerinden bir tanesi bu değil mi? Bak bize böyle bir şey anlatıyordu muhalefet. Bunların gücüne güç yetmez. Ama yani öyle değilmiş yani. Bir tek Sedat Peker bunları sallıyor. Dolayısıyla şimdi vatandaş evet zaten bir şeylere hevesli ve talepkar idi. Ama bir şeyler mümkün olduğunu da gördü. Şimdi bize bu mümkünü yapmaya talip birileri lazım. Ve deniyor ki ya bu işte görüyorsun bak zaten gidiyor. Muhalefet dokunmasın. Şimdi burada risk şu. Gidebilir mi? Gidebilir yani. Bu hengamede iktidar gidebilir. Ama muhalefet bir şey yapmadan, bu gidişi muhalefet sağlamış olmadan, gidişin öznesi muhalefet olmadığı zaman şöyle vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu gidişin öznesi Sedat Peker olmuş olacak. Bunun yarattığı riski düşünebiliyor musun ya toplumda? Kendisinden kurtulamıyor olduğumuzu düşündüğümüz kirli bir özne var. Bu öznenin hakkından gelen Sedat Peker olmuş olacak. Ya Türkiye sittin sene bunun yükünü üstünden atamaz. Bu kan buradan kurtulamaz. Dolayısıyla öyle veya böyle muhalefetin sanki kendisi bu işi başarmış gibi bir havanın oluşmasını sağlamak gibi bir vazifesi var. Her şeyden önce yani. Ama şimdi tekrar aynı noktaya geleceğim. Böyle kafasında iktidar gidecek, problemler çözülecek. Bütün mesele bu iktidarın gitmesi filan olduğunu zanneder. Yani dünyayı böyle okuyan, bu kadar basit bir dünya kavrayışı olan insanlar sana bana filan böyle akıllar veriyorlar böyle. Aman siz ne anlarsınız? Şu kadar adama şu kadar para dağıtılıyor, burada şu şöyle oluyor filan gibi gevezeliklerle, zevzekliklerle memleketin esrarını çözmüşler. Dünya öyle işlemiyor kardeş. Ya gündelik hayatımız öyle işlemiyor ya. Şimdi kendi... bunlar şöyle bakıyor biraz da. Erdoğan nasıl toplumu ikiye böldü? İyiler ve kötüler. İyileri yanına aldı, kötüleri de karşı tarafa dizdi. Ve her zaman kazanıyordu. Şimdi aynı oyunu burası oynamak istiyor. İki kutup var. Şimdi öbür taraf kötü, biz iyiyiz. Siz bizden yana gelin. İşte sayımız bir arttığı zaman biz kazanacağız. Halbuki toplumun talebi bu değil. Onun yerine burası gelsin diye yeni bir sosyoloji var, yeni bir şey istiyor. Bir arada olmayı, birlikte iş yapabilmeyi göstermeyi, yeni bir dünyayı inşa edebilmeyi ve yeni insanlarla farklı farklı olanların bir arada olduğu bir yapının ortaya çıkabileceğini bize gösteriyor. Yoksa bir kamptan öbür kampa geçerek sonucu çözmek gibi bir anlayış yok, heves yok. Bu senin ve benim Türkiye yorumumuz. Tamam evet. Başkasının başka bir yorumu olur ama yani bir gerçekçi bir yorum olur. O yoruma göre bir hikaye anlatırsın. İlle benim anlattığım hikayeyi anlatsınlar demiyorum. Ya bir hikaye anlatır kardeşim. Evet. Bir hikaye anlatır. Beğenmediğimiz yerine itiraz edelim, onu düzeltin yol üstünde falan. Ama biz şunu bilelim ya, bu Türkiye'nin yarınına talipsiniz. Bunu bilelim kardeşim. Şimdi demin onu söylüyordum. Kılıçdaroğlu bir video çekmiş. Ya video ya 7 dakikalık mı bir video. Şimdi videoyu sessiz izlersen gördüğün tablo şu. Akşam vakti torunlarına masal anlatan bir dede. Munis, yumuşak. Onu da elemiş, eleğini asmış. Dünyalığı
makul bir seviyede, yerinde, bir derdi bir tasası yok. Yani bütün derdi torunlarının memnun kalması olan bir dede bir masal anlatıyor. Sonra sesini açıp dinliyorsun. Çok endişeliymiş. Lan bir senin endişeni ben bir hissedeyim kardeşim. Ya yüzünde bir göreyim yani. Bak bir ya endişelenilecek bir dün Türkiye'de yaşıyoruz. Ya ben geceleri uyuyamıyorum. Senin durumunu bilmiyorum ama yani telefonu açtığım insanın ilk söylediği ne olacak bu işin sonu? Ya böyle bir Türkiye'de yaşıyoruz kardeşim. Böyle bir Türkiye'de yaşadığımızı Kılıçdaroğlu'nun, Akşener'in, işte İmamoğlu'nun, Yavaş'ın, kimlerse adları böyle ortalarda dolaşan, bunların da hissediyor olduğunu bir hissedelim kardeşim. Nasıl bir Türkiye'de yaşamak istediğimizi, yaşamamızı istediklerini bir duyalım yani. Tek duyduğumuz şey şu, anladığım kadarıyla. Tek duyduğumuz şey şu, Akşener hanımefendi çıkıyor, diyor ki HDP kendisi aday göstersin filan. Şimdi ya dertleri bu yani. Ya bak şimdi memleket yanıyor. Dertleri Kürtlerle yan yana görünmeyecekler. Neden? Çünkü Kürtlerle yan yana görünürlerse Erdoğan seçim kampanyası boyunca bunu kullanacak. Sanki şimdi böyle kullanmayacak. Erdoğan çıkıp diyecek ki bunlar görüyorsunuz işte tezgah kurdular. HDP'den ayrı bir şekilde seçime girdiler ama seçimden sonra diyecek kardeşim. Yıllardır bana FETÖ'cü demesinler diye 40 takla attınız dediler. Bana Kürtçü demesinler diye 40 takla attınız dediler. Vatan haini diyorlar yani. Dahası var mı yani? Hepinizle beraber hepimize vatan haini diyorlar. Sadece hırsızlar gitsin dedik diye, bu yaptıklarınız yanlış dedik diye bize vatan haini diyorlar hepimize. Dahası var mı lan bunun? Diyorlar bak kardeşim. Bana bunları demesinler diye tedbirler alarak muhalefet yapılmaz. Yapılmayacağını bunca sene öğrenemediniz. Bu kadar kas kafalılık olur mu ya? Olur mu yani? Sonra bu şartlar altında muhalefet yapanlara memleket iktidarı vermiyor diye ahaliyi suçluyorlar. Şunu demiyorum, yanlış anlaşılma olmasın. HDP ile ittifak yapsınlar, yapmasınlar vesaire falan derdi değil. Benim derdim şu, ya bak bana şöyle söyleyecekler hesabıyla siyaset yapılmaz. Eğer bir cesaretin yoksa, bir cüretin yoksa, kendini Erdoğan'a göre konumlandırıyorsa Erdoğan seni her durumda tuş eder. Ben şimdi sana muhtemel senaryo minderinde güreşi kabul etmek demektir. Onun minderinde güreşirsen, onun kurallarıyla güreşirsen yenilirsin. Kendin yeni bir minder kuramıyor musun, kuramıyor musun? O önemli. Evet. Ben sana muhtemel senaryoları yazayım. Bu türbülans öyle bir noktaya varacak ki Erdoğan Kürtlerle beraber iş tutacak ve yeniden seçilecek. Tamam mı? Kürtler Erdoğan'la işbirliği yapacaklar. Sonrasında dair istediklerini alacaklar. Ya da ona dair sözleri alacaklar ve seçime gidecek Türkiye. Muhtemelen bir erken seçime gidecek. Bu güz olmaz önümüzdeki bahar. Bu salaklar ama bize Kürtçü diyecek korkusuyla Erdoğan. Kürtleri dışarıda bıraktıkları için Kürtlerle Erdoğan iş yapacak. Bunlar Erdoğan'a Kürtçü diyecekler ve Erdoğan seçimi alacak. Sonra bunlar yine vatandaş suçlayacaklar. Biliyor musun? Ya şimdi beni zıvana çıkartan bu yani. Bunlar yine vatandaş suçlayacaklar. Yine Kürtleri suçlayacaklar. Lan şimdi sen Kürt'e sanki cüzamlı gibi muamele ediyorsun. Sonra Kürt gel seni istedikten ben vereyim diye Erdoğan'la iş tutarsa. Niye Kürt suçlu oluyor da sen olmuyorsun? Allah'ın hıyarı. Niye sen yanlış denklemi kurmuş olmuyorsun? Birisi bu. İkincisi bak şimdi ikinci yani daha kötü ihtimal şu yani. Türkiye buradan öyle bir kaosa sürüklenecek ki şimdi şeye doğru gittikçe bu Peker videoları böyle vites büyüttükçe öyle bir kargaşa ortaya çıkacak. İşte bugün yine Bahçeli'nin dün yaptığı gibi böyle küfür kıyamet vites büyütülecek. Yine karşıdan çıt çıkmayacak. Bu karşıdan çıt çıkmaması yüzünden yani bizim adımıza konuşması gerekenler. Bizim adımıza konuşacağız, sizin adınıza konuşacağız, bize yetki verin demiş olanlar yine öyle sus pus oturacaklar ama bizim yapabilecek neyimiz var ki filan. Ya kardeşim Devlet Bahçeli'nin yaptıkları gürültü yapamıyor musunuz? Devlet Bahçeli'nin elinde ne var? Size gürültü yap. Sonuçta bu gürültüye gürültüyle cevap veremedikleri için, eşdeğer cevabı veremedikleri için. Yani bu ahkam kesenlere bir yığın şeyi öğretmek gerekiyor yani sahiden. Bak bir şeyler yerinde ve orantılı olduğu zaman sonuç alır. Sen şimdi acıkmışsın ama işte acıkmadan 4 saat önce bir şeyler yemişsin. Acıkmamış olmam gerekiyordu demenin bir manası yok. Acıkmışım da acıkmışsın.
Şimdi bir şeyler yemen gerekiyor ve açlığın ihtiyacını karşılayacak kadar yemen gerekiyor. İşte bir lokma yedin kardeşim doy falan olmaz yani. Bir şeyin sonuç doğurabilmesi için yerinde ve zamanında olması gerekiyor. Orantılı olması gerekiyor. Ama biz söyledik bunları. Söylediniz de yerinde söylemediniz ve orantılı bir biçimde söylemediniz. Sonuçta siyasetin zemini imha oldu. Sizin seyirci olduğunuz ortamda siyaset yapmanın zemini imha oldu. Yapamıyorsunuz şimdi ve toplumun siyasete müdahalesinin protestolarla müdahalesinin zemini imha oldu ve biz çıkamıyoruz sokağa. Şimdi şartların bu olduğunu bilerek bunu demek ki şunu söyleyebiliriz. 6 yıl önce bunu yapmaya kalksanız 10 kiloluk bir iş bu teraziyi tartacaktı. Ama o zaman o 10 kiloyu koymadığınız için şimdi 100 kilo lazım. Bu 100 kiloyu bulmanız lazım yani. Bu teraziyi dengelemek için bu 100 kiloyu bulmanız lazım. Bulamazsanız bak ha zaten burada buna talip kimse yok. Havası oluşacak. Toplumda yeniden işte bir de bu salakların pompalamasıyla ne değişti ki işte falan gibi şeyler. Gezi sonrası 7 Haziran sonrası başımıza gelenin misliyle başımıza gelecek ve bizi tamamen ortadan kaldıracaklar. Yani bu işin normal yollarla normal çözümünün içine sinebilir, kabul edebilir bir çözümünün giderek imkansızlaştığı bir yere doğru gidiyoruz. Ve şimdi deniyor ki ya bırak zaten gidiyorlar. Ya bir, sen görüyorsun da o görmüyor mu gidiyor olduğunu? Zevzek şimdi gidiyorlar o da görüyor ve gitmemenin yollarını arıyor. Meşru yolunu bulamazsa şimdiye kadar yaptığı gibi gayrimeşru yolunu bulacak. Eğer meşru yolunu bulabilirse yani Kürtlerle ittifak yaptığında durumu toparlayabileceğini görürse Kürtlerle ittifak yapacak ve senin bugün yapman gerekeni yani işte barışçı bir Türkiye filan hikayesini o satacak. Kendi içindeki gerilimlerden kurtulmuş bir Türkiye hikayesini o satacak ve evet bu muhalefetten bir cacık olmaz duygusunu zaten iyice pekiştirmiş olan ahalinin de ciddi bir bölümünün oyunu alacak. Kürtlerin oylarıyla beraber eğer bu meşru yolu bulabilirse, gerçekleştirebilirse bunu gerçekleştirecek. Sonra bu neden oldu diye kimse sormasın yani. Bundan önce neden olduysa bundan sonra da ondan olacak. Oyuna girmiyorsunuz kardeşim. Ve oyuna girmemeyi bir meziyetmiş gibi millete anlatıp duruyorsunuz. Ya böyle bir şey olmaz yani. İkincisi, ya tabii ki şunu demiyorum yani. Sedat Peker'in kuyruğuna takılın. Ya Sedat Peker bir başına bir adam. Eğer siz koskoca siyasi partiler olarak zaten Sedat Peker'in yaptığını yapacaksanız vatandaş o zaman size daha fena güler. Hadi güle güle. Yani döner der ki ulan bunu tek başına Sedat Peker yaptı. Daha fazlasını yapmanız gerekiyor. Zevzekler tabii ki yani. Temel mesele şu. Bu toplumun bu sistemle artık yürümek istemediğini buradan görmeniz gerekiyor. Bize bir hikaye bulmanız ve anlatmanız gerekiyor. Yani. O hikayeyi kendi ücranızda şekillendirin ama yani bir şey yapın kardeşim. Bir şey yapmamakla bir çözüm yok. Benim esas maruzatım bu yani. Ve bu salak kendilerini muhalif, toplumsal muhalif olarak görüyor olan aldığı bir diplomayla bütün dünyanın sırlarını çözmüş olduğunu zanneden geri zekalılara da hiç itibar etmeyin. Onların aklıyla bir şey yapılsa zaten memleket bu hale düşmez. Şimdi ben senin kadar kötümser değilim. Bu olup bitenler yeni bir başlangıcın işaretleri diye görüyorum. Yeni aktörler muhakkak ki çıkacaktır. Mevcutlar eğer bu yeni aktör olma vasfını gösteremezlerse, yeni bir şey söyleyemezlerse, yeni hikaye bize anlatamazlar ise yeni hikaye anlatacak birileri çıkacaktır. Hem muhalefetten hem de iktidarın içerisinden ona alternatif olabilecek şekilde. Muhtemeldir ki önümüzdeki süreçte videolarda muhalefetin de eleştirileceği anlaşılıyor. Sedat Peker'in verdiği mesajlardan o anlaşılıyor, Twitter mesajlarından. Muhtemeldir orada da bazıları toplum nezdinde itibar kaybedecek. Oradan da yeni aktörlerin çıkma ihtimali artabilir. Ama muhtemeldir ki ve %90-95 ihtimal veriyorum ki yeni siyasi aktör ya mevcutların içerisinden birisi kendisini yenileyerek ya da hiç bilmediğimiz, tanımadığımız bir aktör öne çıkarak bu toplumun ne anladığını anlayıp aktarıp onun önderliğini üstlenecektir diye düşünüyorum. Tamam sen hep zaten böyle bir iyimserliğin var. Ben de o ihtimali yani yeni bir aktörün çıkması ihtimalini
sıfır görmüyorum. Görünüşe göre Sedat Peker memlekete dönebilirse o bu gidişle, yani şimdi niyetinin öyle olmadığını söyleyip ama bu gidişle ben bunların hepsini ben suya götürür, su getiririm deyip bu işe talip olabilir yani. Ama yani mevcutların içinden işte bir şey çıkması şeyini yani durmadan her gün mevcutlar kendileri yok ediyor. Yalanlayıp duruyor. Ama tekrar söylüyorum. Yani bu zaten bu siyasetçilerden bir şey beklemiyorum çok. Çünkü bunlar siyasetçi değil de çok uzun süredir şeye sarmış durumum yani. Böyle hep bize akıl verme cüretini kendisinde gören, hayatında işte dediğim gibi plazasındaki çaycıdan başka halk tanımamış, o halkın işte makarna kömüre oy verdiğinden emin olan, böylelikle zihinsel konforunu koruyor olan bir çuval ahmak var. Durmadan bunlara yenilerini ekleyip duruyoruz yani. Üretip duruyoruz. Bunlar ağır bir darbe yiyecekler diye düşünüyorum yani. Onlarla beraber biz de papazı bulacağız diye korkuyorum. Benim derdim bu yani. Bu vatandaş çünkü ben iddia ediyorum. Bu vatandaş AKP'den hiç memnun değil. Çok uzun süredir hiç memnun değil. Değil, evet. Ama bu züppeler, bu züppelerden o kadar bezmiş durumda ki kendisini aşağılayıp duran. Ben sen bu memleketi mi? Hani senin şeyine göre okumuş insanısın. Bu memleketin insanını sevmek zorundasın. Hani hadi sevmiyorsun diyeyim, sevgisizlik göstermemek zorundasın. Biz sana senin istediğin gibi toplum bulup da mı vereceğiz? Sen yani bunlar ne zannediyorlar onu da bilmiyorum yani. Ah Norveç'te doğsaydın falan geyikleri yapıyorlar. Gerizekalılar ne zannediyorlar Norveç'i mesela? Norveç'te herkes tenis oynuyor. Norveç'te herkes Kafka okuyor falan mı zannediyorlar? Kendileri de okumuyorlar da. Ama bu kafayla hani Norveç'te olsalar lavabo temizlemekten başka bir işi bulamazlar yani. Herhangi bir şeye güçleri yetmiyor. Yani memleket sizi okutmuş bir takım problemleri çözün diye. Siz şimdi her konuyu en iyi siz biliyorsunuz. Varsayımıyla ahkam kesiyorsunuz. Bir şey bilmiyorsunuz. Hem bir kibir var. Hem bu kibrin yaslanacağı en ufak bir zemin yok. O dehşet bir sevgisizlik var. Sonra bu sevgisizliğe duyulan reaksiyon yüzünden de işte bak zaten ben demiştim bu vatandaş böyle. Ben vatandaş senin 10 katın daha çok çaba harcıyor, 10 katın daha sorumlu ve 10 katın daha akıllı. Şimdi siyasetçi dediğin tayfa da sonuçta şimdi ben hani dün yazdım, yazıda söyledim yani. Yani şimdi Mithat Sancar Medyascope'a çıkıyor diyor ki biz buna işte gereken cevabı verdik. Filancalarla bir araya geldik. Ya bu filancalar örgütlü toplumlar filan falan böyle. Şimdi bunlar vatandaş tüylerini diken diken eden birileri de bunlar. Yani siz karışmayın yani bizim işimize. Biz burada şu sendikalar, bu bilmem ne örgütleri filan falan bir araya geleceğiz. Bir bildiri, bir açıklama üf yani. Ya kimsiniz? Yani yaptınız ne oldu? Hangi yaprak kımıldadı? Ya bir gönül düşünün kardeşim şu vatandaşla iş yapmaya. Bir gönül düşünün ya beraber iş yapmaya. Öyle laflarda bu hepimizin işi falan falan demek değil yani. Benimle beraber iş yapmayı tenezzül edin bir ya. Şimdi benimle iş yapmayı tenezzül etmeyeceksin. Sonra yani beni aşağılayacaksın. Bana yukarıdan konuşacaksın. Neden? Tabipler odası bilmem nesi olmuşsun. Tabipler odası bilmem nesi olup da COVID hakkında akla uygun bir şey yapmış mısın? Bir veri toplamışsın mısın? Toplamamışsın. Bunu bile yapmamışsın. Şimdi bana böyle oradan yukarıdan ahkam keseceksin. Beni aşağılayan. Sonra ben seninle aynı platformda oyuna sahneye çıkmadım diye yine beni aşağılayacaksın. Ya siz kimsiniz ya? Bunlar aydınlarmış yani. Ya böyle aydın olunur mu ya? Sonra ben bunları söyleyince elit düşmanım. Siz elitseniz size düşmanım. Yani elitsizseniz size düşmanım. Elit dediğin yani elitist değil. Elit dediğin ulan önce içinden çıktığı kabuğu beğenmemezlik etmez ya. Toplumunuz bu kardeşim. Bununla ne yapılabilir? Bunu bulmanız gerekiyor. Varsayılan bir toplumla yani hep söylediğim misal. Elinde bir anahtar var. Anahtar kilide oymuyor diye kilidi suçluyor. Ya sen elindeki anahtar yanlış. Sen yanlış biliyorsun. Git kilidi açacak anahtarı bul. Senin işin bu salak. Senin işin bu kilidin açılması. Bu kilidi açacak anahtarı bulacaksın. Senin anahtarına göre kilit uyduracaksak biz seni niye okuttuk? Neyse benim sesim iyice gitti. Evet, bir şey de getirelim ama ben bu 40 yaş altı diye hep vurgulayıp duruyor Sedat Peker. Onun vurgusunun ötesinde
bizim çocuklarımızın bizim gibi olmadığını, farklı olan, ayrı düşünen insanla yan yana oturup birlikte iş yapabildiğini görüyoruz. Toplumun yeni sosyolojisinin buraya doğru evrilmekte olduğunu, farklı olanla, aykırı olanla, kendisi gibi düşünmeyenle pekala yan yana durup ortak hedefe yol alabiliyor. Birlikte proje geliştirebiliyor, iş yapabiliyor. Toplumun yeniden buraya doğru evrilmekte olduğunu, buna uygun liderlerin ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Senin dediğin tehlike var mı? Yani hiç kimse çıkmazsa Erdoğan bunları toparlayabilir mi? Teorik olarak mümkün ama o enerji orada da yok. Dolayısıyla o enerji orada da tükendiği için, yeni söyleyebilecek fazla bir şey olmadığı için yerine ancak birisi çıkabilirse onu yapabilir, orada toplayabilir. O olabilir mi? Onu bilmiyoruz. Bir başkası çıkmazsa mümkündür. Ben ona hiç ihtimal vermiyorum. Yani Erdoğan'ın yerine AKP'nin içinden çıkacak birisinin yapabileceğini Davutoğlu Haydar'ı yapar. Yani şunu demeye çalışıyorum. O kesim, o sosyoloji Erdoğan'ın yerine AKP'nin içinden çıkacak olanı peşinden gitmektense Babacan'ın veya Davutoğlu'nun peşinden gider. Başka alternatif olmazsa. Tabii öyle olur. Bence benim de kanaatim o yönde. Yani Erdoğan burada yeniden uygun bir zamanda uygun, yani duruma orantılı bir hamle yapabilir. Erdoğan herhangi bir vasfı olmayan, siyasi bir vasfı olmayan bir adam. Başından beri bunu söylüyorum. Ama sokakta yetişmiş ve şunu biliyor yani. Küçük gelecek hamleyi hiç yapma. Yaptığın hamleyi ya kuşu düşürsün. Eğer kuşu düşürmeyecekse o mermiyi yakma yani. Benim şimdi derdim Erdoğan şu anda yine hiçbir şey yapmıyor. Ama diyelim ki böyle bir ay daha gittik. Bir ay sonra öyle bir tediş yaratır ki yani bunun bir uluslararası veya içeriden bir sonucu olmayacağını hissettiği anda o ölçekte bir tediş yaratır ki bunu gördük yani Gezi'de gördük. Değil mi? 17-25 Aralık'ta gördük. 7 Haziran'da gördük. 15 Temmuz'da gördük. Gereğinden büyük hamle yapıyor gerekiyorsa hatta. Yani 3 mermiyle düşürülecek yere 10 mermi yakıyor. Ama düşürecek işi yapıyor. Dolayısıyla şimdi benim derdim bak yine böyle bir şey yapabilir. Yapamamasını sağlamanın yolu onu yapamamasını garanti edemeyiz. Ama hiç değilse onu yapmasına mani olmanın yolu bugün siyaset yapmak. Bugün siyaset yapmayarak, oyunu siyasetin dışına tutarak öyle bir siyaset dışı müdahaleyi ortadan kaldıramayız, müdahale ihtimali. Benim derdim bu. Benim de görebildiğim aslında şu anda olup bitene muhalefet yapmanın çok fazla bir anlamı yok. Onu yaptı zaten Sedat Peker ve sonuç aldığını gördü. Herkes muhalif. Yeni bir iktidar çıkarabilmek, bir hikaye yazabilmek, ne yapacak yeni iktidar, bunu anlatabilen, yeni dönemde neyi yapabileceğini ortaya koyabilen bir blok ortaya çıkarsa o alıp götürecek. Bu muhalefet mi olur, iktidarın içerisinden mi çıkar, ikisinin birleşmesinden mi çıkar? Bu artık şeye bağlı, işin götürecek olan unsurlara bağlı, aktörlere bağlı. Ama toplumun aradığı yeni bir iktidar bloğunun ortaya çıkışıdır. Yeterli bir muhalefet var ortada. Tamam. Şimdi ben de diyorum ki toplum yeni bir iktidar arıyor ve bu yangın yerinde memleketi izliyor olanların herhangi birisine iktidar vermez. Başka bir sebebe ihtiyaç yok. Yani tek başına bu ortalık yanıyor iken bunu izliyor olmak yüzünden bu aktörlerin hiçbirisi toplumun nezdinde iktidar adayı değildir. Toplumdan kaynaklanmıyor sıkıntı yani. Evet. Yani toplumun seçmeyi bilmemesinden kaynaklanmıyor. Toplum seçmeyi biliyor yani. Diyor ki son derece basit biçimde. Yani orada Sedat Peker bunları anlatıyor. Bunlar bu kadar paniklemiş haldeler. Ortalık yangın yeri. Yani bu memleket görünen o ki işte Zulu'ların bile yaşamayı içine sindirebilecekleri bir memleket değilmiş yani. Değildi, ben hissediyordum da. Ben bunu zannediyordum ki benden kaynaklanıyor. Herkesin durumu bu yani. Yani ben beceremiyorum kazanmayı, ben beceremiyorum düşünmeyi falan şimdi. Ama öyle değilmiş. Hakikaten bu memleket berbat bir haldeymiş. Şimdi benim bu durumdan bu memleketi çıkartması için kendisine vazife verdiği muhalefet bunu seyrediyor. Başka bir sebep gerekmez diyorum. Benim söylediğim şey bu. Tek başına bu sebep bu muhalefete bu memleketi vermemesi için milletin yeterlidir. Suç millette değil. Şimdi evet. Bir şey yapması gerekir. Evet, senin dediğin gibi bu muhalefet eğer itfaiye ise, itfaiye çalışmıyorsa bu millet de
elinde kovayla su taşıyan herhangi birisini gördüğü zaman gel bakayım sen iktidar ol diyebilir ya. Der. Birisini görürse, birisi kovayla görünürse ona der yani. Evet, öyle ondan gibi. Sonra bu salaklar yine millet suçlarla. Evet, o ayrı bir şey. Öyle taliplerle çıkmaya hazır gibi gözüküyordu bakalım. Peki bakalım. Bitirelim mi yavaş yavaş? Bitirelim bakalım. Biraz galiba yine internet sıkıntısı olduğu gibi. Yo yo, bu sefer daha iyiydi. Benim sesim hep geldi mi sana? Geldi hiç şey olmadı. Arada bir senin görüntün dondu da. Tamam, bir kere olmuştur. Peki sevgili dostlar, burada bitiriyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Muhtemelen yeni bir iktidar bloku çıkacaktır önümüzdeki süreçte.